19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle düzenlenen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine hepiniz hoş geldiniz. Üzerimizde yaşadığımız kaymakamım programı arz ediyorum. Kaymakamlık makamı çelenginin sunulması, belediye başkanlığı çelenginin sunulması, Türkiye Maarif Gaziler Derneği çelenginin sunulması, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin çelenginin sunulması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, Türkiye Maarif Gaziler Derneği Şuhut Temsilciliğinden gazilerimiz adına konuşmanın yapılması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, kapanış. Ederim. Gazi İdris Güneş'i davet ediyorum. Yiğitlerdir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'a hatta Kore'ye ve Kıbrıs'a kadar dünya ve Türk tarihi Mehmetçiğin yürüyüşünden ibarettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türk ulusu adına eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşallık rütbesinin verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin Gaziler Günü olarak kabul edilmesi takdire değer ve vefa örneğidir. Kahraman gazilerimiz birlik ve bütünlüğümüzün, yurt sevgimizin, özgürlük ve bağımsızlığımızın en değerli simgelerindendir. Gazilerimize saygı duymak, sorunlarına duyarlılıkla yaklaşmak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve haklı isteklerin karşılanması için çaba göstermek toplum olarak önemli sorumluluğumuzdur. Bu yurtsever insanlarımızın yaşamlarını değerli kişiliklerine yaraşır biçimde iyi koşullar altında sürdürebilmelerinin sağlanması, yalnızca onlara olan borcumuz değil, ulusal dayanışmamızı güçlendirmenin de değişmez koşuludur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli ailelerine ve yüce milletimize saygılar sunarım. Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallık ve gazilik unvanının verilişinin 101. yıl dönümü Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Gazi, şehidin can dostu, kan kardeşi, şehit düşerken yanında bulunan ama ölmeyip yaralı olarak evine dönen, yüreği din, vatan, millet ve bayrak aşkıyla yanan kişidir. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Dün olduğu gibi bugün de iç ve dış düşmanlar bizleri bölmek, parçalamak, birbirimize düşürmek için can atmaktadırlar. Bu durumda bizlere görev düşerse yaşımıza bakmadan din, vatan, millet ve bayrak uğrunda seve seve can vermeye hazırız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gaziler günümüz kutlu olsun. Derneğimiz adına hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım. Tamam o zaman birkaç bir soru daha.
بل أحياء ولكن لا تشعرون الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن إنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم يا إله العالمين okunan Kur'an-ı Kerim'e Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye ediyoruz vasıl eyle. Âlinin, ashabının, zevcelerinin, ulemanın ihsan eyle ya Rabbi. Şehit haberleriyle, saldırılarla, terör belasıyla artık anılmak istemiyoruz, rahatsız edilmek istemiyoruz. Bu manada birliğimizi daim eyle. Kahraman amellerimizi makbul eyle ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.